Diğer mülteciler yüksek komiseri Filippo Grandi ev sahibi anlaşmasını imzalayacaklardır. Now, His Excellency Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the United Nations High Commissioner for Refugees, Mr. Filippo Grandi, will sign the host country agreement. Çok değerli basın mensupları, bugün çok değerli Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisi dün Ankara'ya geldi ve çeşitli temaslarda bulundu. Bugün gördüğünüz gibi ev sahibi ülke anlaşmasını da imzaladık. Bu anlaşmayla birlikte Yüksek Komiserliğin temsilciliği yasal bir hüviyete kavuşmuş oluyor. Ve Türkiye'de yaşayan göçmen ve mültecilere özellikle insani yardım dahil her türlü desteği daha etkin bir şekilde vermesini de temin ediyor. Ve bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Gerek Türkiye'de yaşayan göçmenlerin hayat şartlarını, yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla, gerekse Türkiye dışında, bölgemizde ve hatta uzak coğrafyalarda bile zor şartlarda yaşayan insanlara en temel hakları olan insani yardımları ulaştırma konusunda ve hayat şartlarını, standartlarını yükseltme konusunda yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlaşmayla birlikte hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda bu işbirliğimizi devam ettirme arzusundayız. Bunu bir kere daha bugün teyit ettik. Ben değerli dostum Filippo Grandi'ye ziyaret için ve verimli toplantı için çok teşekkür ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Thank you very much. Minister, I am very glad to be here today to sign this important agreement with my good friend, the foreign minister. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan'a. Kendisi benim çok değerli bir arkadaşımdır. Bugün burada bu anlaşmayı imzalamayız. Biz de buradayız. This agreement crowns, concludes or gives really a framework to a relationship that has lasted for more than 50 years between UNHCR and Turkey. Bu anlaşma ile UNHCR ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hali hazırda süre gelmiş 50 yılı aşkın işbirliğimizi daha formalize eden bir platforma taşımış oluyoruz. And it comes at a period starting in the last few years in which this cooperation has really increased to unprecedented levels following the start of the Syrian war and the large influx of Syrian refugees in Turkey. Bizim bu hali hazırdaki işbirliğimiz özellikle son yıllarda Suriye krizi ve diğer gelişen gelişmelerle daha ilerlemiş düzeydedir. My visit here is also an opportunity to first of all reiterate our gratitude and recognition for Turkey's exceptional role in hosting the largest number of refugees in the world, over 3 million. Bugünkü ziyaretimde özellikle tabii Türkiye'ye dünyada bugün en fazla sayıda mülteciye sahip yapmasından dolayı teşekkürlerimi iletmekle başlamak istedim. To recognize its important policies in respect of the refugees, for example giving them access to jobs and education.
Özellikle mültecilere karşı olan çok önemli politikalarıyla, geliştirdikleri yardım politikalarıyla, mesela bu iş gücüne erişimleri gibi politikalarıyla alakalı bunun tekrardan müteşekkir olduğumuzu iletmek isterim. And therefore to appreciate the generosity of the people of Turkey and the good practices of its government, but to say that we shouldn't take it for granted and we should continue to advocate for more international sharing of this responsibility. Tabii bu bağlamda özellikle Türk halkının da göstermiş olduğu cömertliğin altını çizmek gerekir. Bu konuda çok büyük teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Ama bunun sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve insanların sorumluluğu altında olmadığını ve paylaşılması gereken bir sorumluluk olduğunu da yinelemek isterim. This is also for me an opportunity to continue to encourage Turkey to participate in efforts to find a peaceful solution in Syria, but also in other places like Iraq and Afghanistan. That's the only way to stop the refugee flows, not building walls, but making peace. Aynı zamanda Türkiye'yi barışsal çözümlerin geliştirmesi konusunda tekrardan bahsetmek isterim. Sadece Suriye'de değil, Afganistan ve İran'da da barışın getirilmesi konusunda yapılan çabalarını takdirle karşılıyoruz. Sınırlar veya duvarlar, sınırlar güçlendirilerek veya duvarlar kurularak değil, barışçıl çözümlerle ancak mülteci krizlerinin önüne geçilebilir. I am particularly impressed by the fact that the Turkish people and the Turkish government have continued to be hospitable to refugees in large numbers, even during these very difficult times. Çok etkilendiğimi belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve aynı zamanda Türk insanlarının çok zorlu dönemlerde dahil ihtiyaç içindeki insanlara misafirperverliğini son üst düzeyde gösterdikleri için. This morning I visited the parliament and I could see by myself the destruction that was caused by the events of the 15th of July. And in conclusion, Minister, I hope you will allow me to use this public opportunity to express condolences to all the families of those that have lost relatives during those tragic events, and to express our support to Turkey in finding a way forward after the terrible crisis. And let me also add my word of support and sympathy for all those that have lost people in the terrorist attacks that have hit Turkey in the last few months. We really admire the courage of your people and the resilience and also the continuous generosity in spite of these difficulties. Thank you for that. Bu sabah Türkiye Büyük Meclisi'ni gezme fırsatına eriştim ve orada 15 Temmuz akşamı ve gece yarısı yaşananları yerinde görme fırsatı buldum. Hasar gördüm. Çok büyük bir hasara uğramıştı meclis. Ve Sayın Bakan'ın izni olursa ben bu trajik olayda hayatlarını kaybeden tüm kişilerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Ve biz yöneticiler olarak veya Türkiye'nin ve Türk insanlarının bu konuda yanında olduğumuzu iletmek istiyoruz. Aynı zamanda son zamanlarda yaşanan trajik terör olaylarının da mağdurlarının ailelerine tekrar başsağlığı iletmek istiyorum. Türk insanının cesaret ve dayanıklılığını görmüş olduğumu da bir kez daha belirtmek istiyorum.